Merhaba. Bugün size orijinali Dük Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Aaron Ansell tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz, filozofların argümanları değerlendirmesinde önemli bir kavram olan sağlamlık. Öncelikle bir önceki dersimizde işlediğimiz geçerlilik kavramını kısaca bir hatırlayalım. Geçerli argümanın ne demek olduğunu önceki dersimizden biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız, bu videonun devamını izlemeden önce geçerlilik üzerine olan videoyu izlemenizi öneririm. Bahsi geçen videoda öğrendiğiniz gibi, sonucu yanlış olan ama geçerli bir argümanın öncüllerinin doğru olması imkansızdır. Mesela geçerli argümana bir örnek verelim. Öncül 1. Bütün kediler mordur. Öncül 2. Mor olan her şey insandır. Sonuç, o halde kediler insandır. Bu argüman geçerli midir? Geçerlidir. Ama sonucu doğru mudur? Bu farklı bir soru. Tekrar ediyorum, bir argümanın geçerli olması için kural şu. Sonucu yanlış olan bir argümanın öncüllerinin doğru olması mümkün değildir. Eğer bütün kediler morsa ve tüm mor şeyler de insansa o halde kediler de insan olmalı. Tabii ki tüm kediler mor değildir ve her mor olan şey de insan değildir. Bu argüman geçerli olsa bile bilgilendirici bir yanı yoktur. Sonucunun doğruluğunu kanıtlamaz. Öncüllerin bilgisel olarak yanlış olduğu ortada. Bir argümanın amacı genellikle bir sonucun doğru olduğunu göstermektir. Bu sebeple bir argümandan geçerli olmasının yanında başka özelliklere de sahip olmasını bekleriz. İşte tam da bu noktada devreye sağlamlık girer. Sağlamlık felsefede teorik bir kavramdır. Felsefecilerin sağlam terimini kullandıklarında ifade ettikleri şey günlük hayatta kullandığımız bu sağlam bir tavsiye veya sağlam muhakeme yeteneğiyle böyle bir karar aldı gibi cümlelerde kullanıldığı anlamından farklıdır. Felsefede sağlamlık, geçerlilikte olduğu gibi sadece tümden gelimsel argüman, e, argümanlar için daha doğrusu geçerlidir. Tümden gelimsel argümanlar arkadaşlar, bunlar için geçerlidir. Bir argümanın sağlam olabilmesi için iki koşulu yerine getirmesi gerekir. Birincisi, argüman, geçerli olmalıdır önce. Geçerli olmayan argümanlar aynı zamanda sağlam da değildir. İkincisi ise argümanın öncülleri doğru olmalıdır. Bir öncülü bile yanlış olan argüman sağlam değildir arkadaşlar. Bir argümanın sağlam olabilmesi için bu iki gereksinimi yerine getirmesi gerekir. Kural bu. Mor kediler örneğine geri dönelim. Bu argüman sağlam mı? Bakalım. Bu argüman geçerli olduğundan ilk koşulu yerine getiriyor ama ikinci koşulu yerine getiremediği açıkça ortada, değil mi? Çünkü öncüllerin hepsi doğru değil. Hatta hiçbiri doğru değil. Ama sağlam olmayan her argümanın öncülleri yanlıştır da diyemeyiz. Şu örneğe bakalım. Öncül 1: Bütün ölü papağanlar ölüdür. Öncül 2: Papağanlar kurbağa değildir. Sonuç: Bu nedenle kurbağalar vardır. Bu argümanın iki öncülü de doğru olduğuna göre sağlam bir argüman olabilmenin ikinci koşulunu yerine getiriyor. Buna rağmen geçerli bir argüman olmadığı için birinci koşulu yerine getiremiyor. Sonuç öncüllerden mantıksal olarak e, çıkarılamıyor arkadaşlar. O halde öncülleri doğru olmasına rağmen bu sağlam olmayan bir argüman. Sonucun doğru olduğuna tekrar dikkatinizi çekerim, ama bunun bir önemi yok. Çünkü sonuç doğru olsa bile yine de sağlam bir argüman değil. Gelin başka bir örneğe daha bakalım. Öncül 1. Deve kuşları uçamaz. Öncül 2. Bütün böcekler silindir şapka takar. Sonuç, o halde deve kuşları böcektir. Bu argüman iki koşulu da karşılamıyor. Hem geçerli değil, hem de ikinci öncülü yanlış. Bu sebeple bu argümanın sağlam bir argüman olmadığını söyleyebiliriz. Tabi bu noktada bir argümanın sağlam olup olmaması neden bu kadar önemli diye düşünebilirsiniz. Bir argümanın sağlam olması onun sonucunun da doğru olduğu anlamına gelir. Bir argüman sağlam bir argüman olmanın iki koşulunu da yerine getiriyorsa o argümanın sonucu yanlış olamaz. İlk koşulu yerine getirebilmesi için argümanın geçerli olması gerekir ve tanıma göre geçerli argümanların öncülleri doğruysa sonucu yanlış olamaz. İkinci koşulu yerine getirebilmesi için argümanın bütün öncüllerinin doğru olması gerekir. Sağlam bir argüman için gerekli koşulları bir araya getirirsek şunu söyleyebiliriz. Sağlam bir argümanın öncülleri doğru olduğu takdirde sonucu yanlış olamaz ve sağlam bir argümanda tüm öncüller doğrudur. Bu da bize şunu gösteriyor. Sağlam bir argümandan söz ediyorsak yanlış sonuç söz konusu değildir. Sonuç doğru olmalıdır. Sağlam argümanlar çok işe yarar. Bir şeyin doğru olup olmadığını belirleyebilmemizi sağlarlar. Son bir örnekle bu dersimizi sonlandıralım. Öncül 1: Balinaların kürkü yoktur. Öncül 2: Balinalar memelidir. Sonuç: O halde her memelinin kürkü vardır diyemeyiz. Bu argüman geçerlidir. Öncülleri doğruysa sonucu da doğru olmalıdır. Öncülleri doğru olan argüman sağlam bir argümandır ve bu durumda sonucunun da doğru olması gerekir. İşte mantık bu kadar basit. Şimdi sıra sizde. Bakın bakalım kendi kendinize sağlam bir argüman oluşturabilecek misiniz?